Üçüncü sorumuz da arkadaşlar. Sayılar aynı ise sonuç sıfır diyor. Burada sıfır olduğunu görelim. A'yı B'ye eşit alacak olursak. Şimdi A'dan A çıktı. Burası sıfır. Burasının yerine A yazdık. Burası da zaten B yerine A yazarsak sonucun sıfır olduğunu gördük. O yüzden birinci öncül doğru. İkinci öncül A pozitifse B negatif. A pozitif B negatifse sonuç sıfırdır. Şimdi A pozitif B negatifse burası pozitif yapar arkadaşlar. Dolayısıyla olduğu gibi çıkartacağız. A eksi B. A pozitifse olduğu gibi çıktı. B negatifse önüne eksi alacak. Bir eksi önünde olduğu için burası artı yapar. Dolayısıyla artı B eksi B'yi götürürse bunun sonucu arkadaşlar 2A çıkıyor. A pozitif olduğu için 2A da pozitiftir. Bu da doğru. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. A negatif diyor. B pozitif diyor. A negatif B pozitifse bu mutlak değerin içerisinde negatif olacak. Negatif olduğu için önüne eksi alacak. Eksi A artı B. A negatif olduğu için önüne eksi aldı. B pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar ama önünde eksi olduğu için eksi B. Buradan artı eksi B birbirini götürürse eksi 2A geldi. Burada A negatif olduğu için arkadaşlar eksi 2A pozitiftir. Dolayısıyla sonucu negatif demiş. Bu olmadı. Cevabımız 1, 2, D seçeneği gelir.